Merhaba, benim çamaşır yıkamayı çok seven değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Sizlerle birlikte bir gece yıkaması yapmak istiyorum bu yıkamamda. Bu gece yıkamasında yıkayacağım çamaşırlar, gecelikler, havlular, açık renkli el havluları, bir adet banyo havlusu, beyaz atletler ve beyaz tişörtler olacak. Ve tabii ki yeni bir ürün ile videomun zaten kapak resminden gördüğünüz üzere sizlere tanıtacağım ürünü Bingo Ultra Beyaz. Bingo Ultra Beyaz sıvı ile bir test yıkaması hazırlıyorum sizler için. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir yıkama olacağına inanmaktayım. O zaman bir an önce vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk önce makinemi açtım. Allergy Plus Baby'ye getiriyorum. Evet, Allergy Plus Baby 60 derecede duracak. Fakat Eco Perfect'e basıyorum. Eco Perfect'e basınca tam olarak 60 derece suyunu ısıtacak. Eğer Eco'ya basmazsam 65 derece ısıtır. Speed'e basarsam 70 derece suyunu ısıtır. 3 saat 12 dakika olarak yıkattırmak istiyorum. Çünkü sıvı deterjan kullandığım için etkin bir yıkama olması adına soda da kullanmıyorum bir test yıkaması olduğu için. Ve ekstra ilave durulamaya da basmıyorum. Zaten 4 defa durulayacak. Adı üstünde Allergy Plus Baby programı. Evet, makinem içerisine bir adet banyo havlusu, evet, bir miktar kalgon, antikat powder çarpı 2 kat konsantre, dozajlama ölçeğimi de makinemin lastiğine koydum ve Bingo Ultra Beyaz. Bir rengine bakalım. Rengi jel. Şunun güzelliğine bir bakın. Kamerada biraz daha koyu görünüyor ama biraz daha açık aslında rengi. Gayet güzel bir rengi var. Rengine bayıldım. Hemen şuraya doğru koyuyorum. Hayır. Neyse. Sorun değil. Evet, programı başlattım. Start Mariana. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ben de sizlerle birlikte meraktayım. Bir sonraki videomda size sonucu söylerim. İnceleme yazısı da elbette yazacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Şu sıvı deterjanın bir kokusuna bakmak istiyorum. Kokusu Bingo ortanca yumuşatıcının kokusu ile farklı bir mavi yumuşatıcının karıştırılmış hali gibi. Fakat Bingo ortanca yumuşatıcının kokusunu bu sıvı deterjanın içerisinde almak çok çok az bir şekilde alınıyor. Çok çok az alınıyor. Farklı bir mavi bir esintiyle karıştırılmışa benziyor. Ama koku güzel. Kokuyu sevdim.
Tam bir Vollwaschmittel sıvısı diyebilirim size. Hemen makinenin üzerine kalkalım. Kalgon ve Bingo'yu makinenin üzerine koyuyorum ve inceleyelim. Evet, Bingo sıvı deterjan leke tanıma anti-aging en iyi beyaz korumamız lekeleri derinlemesine temizler. Toz deterjan gücünde beyazlık sağlar. Liflere bakım yaparak beyazlığı uzun süre korur. 5 kilogram toz deterjana denk geldiğini bize burada belirtmiş. Bingo Ultra Beyaz, Ultra White. Beyaz White. Şöyle döndürelim bakalım. Bingo Ultra Beyaz ile en iyi beyaz korumamız. Hayatımıza değer veren kadınlarımızdan ilham aldık. Ürünümüze artı değer kattık. Çamaşırlarımızın ilk günkü gibi beyaz kalmasından ve gittikçe renginin bozulmasından mı şikayetçisiniz? Yeni Bingo Ultra Beyaz leke tanıma teknolojisi ile lekeleri derinlemesine temizler. Artı anti-aging formülü ile liflere bakım yaparak çamaşırların beyazlığını uzun süre korur. Kullanım talimatı 20 dereceden 95 dereceye kadar tüm su sıcaklıklarına kullanılabilir. Hemen şunu okuyalım. Bingo sıvı deterjan ürün bileşimi. %5 sabun, fosfonat, %5-15 anyonik aktif madde, nonyonik aktif madde. Ayrıca diyerek diğerlerini de burada belirtmiş. Enzim, optik beyazlatıcı, boya, parfüm, sitranolol, limonene vesaire vesaire. Çok sert su için demiş. Solda belirtilen miktarlara artı 40 mililitre daha ekleyiniz. Ön işlem olarak zor lekelerde Bingo sıvı deterjanı doğrudan lekenin üzerine uygulayıp çamaşırı makineye atabilirsiniz. Normal kirlilerde 65 mililitre, çok kirlilerde 110 mililitre, sadece 4-5 kilogramlık çamaşır makinelerinde önerilen miktarlar. 6-8 kilogramlıklara bir de göz gezdirelim. Tam da üzerine tarihi gelmiş. Sanırım burada 100 diyor. 100 mililitre ve 200. Bu da 200 sanırım. Evet. Tüketicinin dikkatine onları siz durdurarak okuyabilirsiniz. Damlat, sür ve yıkama. Bir kapak sıvı deterjan ile ön yıkama yapmadan yıkayıp mükemmel temizlik sağlayın. Çamaşır makineniz ana yıkama gözünde sıvı deterjan aparatı bulunduran bir makine ise sıvı deterjanınızı bu aparata direkt koyunuz. Sert su için yukarıda belirtilen miktarlara yarım kapak deterjan daha eklenmesi önerilir. Giysilerinizin etiketlerindeki yıkama talimatlarını mutlaka okuyunuz ve uygulayınız. Yün ve yünlü karışımlar ipeklilerde kullanılması tavsiye edilmez. Neden tavsiye edilmez? Çünkü bu bir Vollwaschmittel. Yani beyazlar için. Aslında oksijen bazlı artıcı olmadığı için universal da diyebiliriz buna. Açıklarda da kullanılabilir, çarşaflarda da kullanılabilir. Çünkü içerisinde oksijen bazlı artıcı yok. Universal bir sıvı desem ben buna daha doğru olabilir. Siz bunun böyle ultra beyaz olarak dediğime bakmayın, böyle yazdığına. ...2145 mililitre. Bunu da incelediğimize göre makineye biraz sirke ekleyelim. Hijyenik bir yıkama olması adına. Zaten 60 derecede yıkanacaklar. Ama yine de hijyeni elden bırakmayalım. Çünkü sıvılar tozların yerini hiçbir zaman tutmazlar. Bu beyazlığı, bence şurada görünen beyazlığı Bingo Ultra Beyaz'ın tozu sağlar. Bu sıvı deterjanın bu kadar beyazlık verebileceğine ben inanmamaktayım. Bu da benim kendi şahsi görüşüm. Ben böyle düşünüyorum. Aksini düşünenler olabilir. Saygı duyarım.
Biraz daha göz kararı. Beklemek istiyorum. Şişemde tam olarak 1 litre su var. Doldurmayı unutmuşum. Yumuşatıcısını da ekliyorum. Kullanacağım yumuşatıcı Godus. Yıkama parfümü bu yıkamada yok. Kullanmak istemiyorum. Sadece maksimum yazan çizgiye kadar Godus yumuşatıcı yeterlidir. Köpük oranı gayet güzel. Süreye bir bakın. Süre 3 saat 5 dakika. Deterjanın köpürme oranı gayet güzel. Bazı deterjanlar var, içerisine döküyoruz, döküyoruz, hiç köpürmüyor. Bazı deterjanlar var, az miktar kullansak bile müthiş bir köpürme sağlıyor çamaşırlarda. Bingo Ultra Beyaz sıvı deterjan da bunlardan bir tanesi. Bingo Ultra Beyaz deterjanı sanırım size önereceğim. Bakın daha sonucu görmeden daha önereceğim gibi görünüyor. Bakın harika köpürüyor. Böyle güzel köpürüyorsa uygun bir yıkama ısısında ve süresinde iyi bir sonuç alacağımı biliyorum. Makinenin içerisinde harika bir görüntü var. Kremler, açık lilalar, pembeler, açık yeşiller, griler, sarı. Altmış dereceyi görünce belki de içinizden bu videoyu izlerken şöyle bir şey geçmiş olabilir. Sonunda 60 dereceye geçiş yaptı demişsinizdir. Bir sonraki beyaz yıkamam yine 60 derecede olacak. Ondan sonraki beyaz yıkamam 40 derecede olacak. Yine bir konsepte dayalı olarak yine 40 derece seçmem gerekiyor. Belirli bir plana doğru, planlı bir şekilde, programlı bir şekilde yıkamalarımı yapıyorum. Konseptlerimi önceden hazırlıyorum, kullanacağım ürünleri. Planlı, programlı olarak YouTube yayınlarımı oluşturuyorum. Süresini de güncelledi. 2 saat 49 yaptı. Artık esas yıkamasına geçti. Bir yudum daha su eklemek istiyorum.
Cam soğuk. Isının etkisiyle daha da fazla köpürecek. Bu kadar ince köpükleri görmüşken yeterli. Bu deterjanı kullanan bir YouTube arkadaşım pek memnun kalmadığını bana kendisi söyledi. Bakalım sen memnun kalacak mısın abi dedi. Bakalım ben de meraktayım. Memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Tek başına kendisi pek iyi bulmamış sonucu kendi evindeki beyazlarda. Bakalım benim evimdeki beyazlarda ve açıklarda sonuç nasıl olacak? Sizleri daha sonra bilgilendiririm. Evet, videom daha fazla uzun olmasın. Bir an önce yüklensin. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yükleyeceğim videomda sizlerle tekrardan görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar. Hepinize Allah rahatlık versin. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımı eş dost akrabaya paylaşmayı, kanalımı tanıtmayı ihmal etmeyin, olur mu? I love you all. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, take care. Bye.